Evet arkadaşlar, odamıza yine her 2-3 gündür kara sinekler giriyor, anasını satayım ya. Şu an hala saat 7'ye 10 geçiyordu. Yo, 8 olmuştur. Hayır, 10 geçiyordu 7'ye arkadaşlar. O zaman uyandım resmen. Vücut uyanmasın diye çıktım odadan, hemen balkona bir sigara içtim. Manzarayı gördüm, dedim ki neyse geri yatayım. Dur. Ondan sonra işte arkadaşlar biraz daha uzandık böyle Burcu'yla. O da dedi ki dışarısı çok güzel, deniz çok dolu, denize girek mi? Yatmaktansa denize girelim daha iyi. Ama sabahları burada deniz çok güzel oluyor. Yani genelde denizler sabahları çok güzel oluyor. Böyle çarşaf gibi girmesi de çok güzel oluyor. Böyle serin serin. O yüzden hem de böyle öğleden sonra deniz pisliğini kıyıya attığı için tertemiz oluyor sabahları. Ben de erken uyandığım zaman hemen hakkına diyorum, hadi gidelim, evde vakit kaybetmeyelim. Bu akşam da zaten Adana'ya gideceğiz. Kardeşim gece uçuyor, bizim de ilk 3 günümüz kalıyor. O yüzden dedik en iyisi hemen son günlerimizi değerlendirelim. Lan. Çarşamba son değil mi? Hı hı. Yavrum. Çarşamba sonmuş abi. Sıkıldım artık, yemin ediyorum. Benim hemen gidip çalışmam lazım. Bizden sıkılan tek mi sen? Şimdi bakkala gidek de hemen bir şeyler alalım. Oradan da hemen denize atlayalım. Bir gün bir çılgınlık yapıyorum. Kamerayı götürüyorum yanımda. Ah, evet arkadaşlar, şu an denize geldik var ya. İlk defa başıma gelen bir şey var bugün. O da bütün şezlonglar dolu ha. İlk defa böyle şaşırdık Burcu'yla. Nereye oturacağımızı karar veremedik resmen. Full burası. Denizin içi de dolu ama. Eğer devam böyle dibe doğru kayarsan biraz sonra kendimizi kumda bulacağız. Biraz dengeyi sağlamamız lazım. Burada da öyle bir problem var. Şezlonglar kuma bir çakılıyor var ya, Titanic gibi yamuluyoruz. Şu an kaç? 8:30. Sabahın köründe resmen denize girdik bakalım. Biliyorsunuz Burcu hamile, o yüzden denize giremiyor. Havuza giremiyor. Havuzun içinde bu klor mikropları öldürüyor ama bir o kadar da hamile kadınlar için tehlikeli. O yüzden arkadaşlar eğer hamile çevrenizde insanlar hamileyse havuza sokmayın. Mikrop kapabilir. Kaparsa da erken doğuma teşebbüs olabilir. Neyse, ben de bir soyunum da denize gireyim. Neyse, hadi girelim. Bu kamera eğer su geçirmez olsaydı bunu da getirirdim denize. Lakin GoPro'yu kardeşime verdim geri. Kullanmadığımdan dolayı gelirken hiç aklımıza gelmedi götürek diye. Neyse. Görüşürüz bakalım. Biraz şu kahvemi içeyim de ondan sonra. Aşağı yukarı 2 saattir denizdeyiz. Acıktım artık. Babam da geldi. Merhabalar. Gözüküyor. İyiymiş. İyi görüntü var abi böyle baba. Burası Mersin Arpaç Bahşiş. MTS diyorlar, Mersin Tatil Sitesi. Bu bölge zaten hep deniz boyunca site dolu. Ama bizim bulunduğumuz yer 1992'de aldıydık Mersin Tatil Sitesi. Yazın buraya geliyoruz işte. Dolaşıyoruz. Burada kalıyoruz. Seni çekeyim anne. Biraz. Anla. Söyledin mi anne? Siz söylediniz mi? Aha. Siz ne yiyeceksiniz? Ne söylediniz? Hamburger. Aynen. Benim cheeseburger söyledim.
bir cheeseburger, bir hamburger, kahve. Ne yiyecekler mi? He? İki tane mi yiyeceksin? Hayır. He? Cheeseburger aldı. Vallahi hamburgeri merak ediyorum. Ben de hamburgeri. Arkadaşlar burası aynı otele benziyor. Lakin otel değil yani. Çoğu arkadaşlar yazıyor ki Onur'a hangi otel falan diye Mersin'de çok güzel gözüküyor diyor. Otel değil arkadaşlar, burası bir tatil sitesi. Buradan ev alıp istediğiniz zaman gelebiliyorsunuz. Kiralaya da bilmiyorum. Ya isterseniz kiralık daireler de varmış. Bazı kimseler kiraya da veriyor. Bazı kimseler satıyor geriye. Her türlü olanak var. Sen bir tost, bir hamburger ye. Bir hamburger ye. Bu yazın fenomeni bunlar. Böyle acıkınca geliyoruz burada. Fuat'ın yeri diye bir yer var. Anfora Cafe. Anfora Cafe. Ve bu senenin highlight içeceği. Fusti. Mango ananas. Havuz başında hamburger yemek mi başka ya? He ya. Kendinkini de göster. Bu da cheeseburger. Gösterdim. Aslında benim şu an pazarda olmam gerekiyor arkadaşlar. Bugün pazar ya. Aslında tezgahın başında olmam lazım ama şu an son keyfimi yapıyorum. Son pazar keyfi. Haftaya geri işimin başındayım. Allah'a şükür. Özledim artık tezgahımı. Geleceğim arkadaşlar. Çok güzel. Afiyet olsun. Bu hamburgeri Almanya'da sahipliyordum resmen. Hey. Orada hamburger yiyemiyoruz. Ben yiyorum da Burcu yiyemiyor. Peace. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Adana'ya. Ve aslında ben duştan çıktıktan sonra böyle oluyorum. Ama duştan çıktım. En az 4 kere sırtımı, yüzümü falan tekrar yıkadım ama maalesef yine şey, büyük kamerayı yanıma aldım ama bir gün vlogu bununla başlattığım için bununla devam edeceğim. Allah Allah Allah. Bir dakika. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sigaram bitmiş galiba. Gidim de bir sigara alayım arkadaşlar. Şu an var ya size yemin ediyorum. Burada aşırı şekilde bir hava var. Yemin ederim var ya. Şu mikrofonun pamuğuyla uğraşıp duruyorum. Eğer bu mikrofonu bilen varsa Rode Wireless Go bu pamuğun düşmemesini engelleyecek veya pamuk yerine başka bir şey bulabileceğimiz bir tavsiyeniz varsa bana Instagram'dan veya burada yorumlara bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu an birkaç tane yani Almanya'ya varana kadar bu videolar biraz böyle çekiliyor. Ama size söz veriyorum, Almanya vardıktan sonra gimbal alacağım. Yeni bir gimbal çıkmış, Z-Ukraine'in. Onu alır almaz araba geliyor. Videolarımız daha güzel olacağına emin olabilirsiniz. İnşallah o zaman abone kaybetmeyiz ve daha fazla abone kal. Oğlum bu niye fokus yapmıyor ya? Ha şimdi. Evet arkadaşlar. Geldik yine markete, sigara almam lazım. Mehmet nasılsın Mehmet? İyi. Sen? Ben de iyiyim. Dostlar, ben bir şey söylemek istiyorum. Yola bak, dikkat edin. 4 şerit geliş, 4 şerit gidiş. Bu Mersin'den Adana'ya olan yol. Bu yol tam Antep'e kadar aynı olay. Bizim Adana'mızın yolları, hani neden bunu söylüyorum? Bu tarafa, bu bölgeye gelmeyen arkadaşlar var. Hep soruyorlar. Gerçekten çok güzel yollar var. Aha buyurun. Beğenilmeyecek gibi veyahut da ne bileyim anormal bir şey değil. Onun için
çekmek ihtiyacı veyahut da sizleri bilgilendirmek ihtiyacı hissettim. Adana Kuzey Havalimanı'ndan ayrılmış olduk. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Bildiğiniz üzere Adana'ya geldik şimdi. Ne yapacağız? Yatacağız. Saat burada 2 oldu. 2-2.30. Yatalım çünkü yarın saat 10-10 geçe hastanede terminimiz var. Burada bir karikatür diye bir kafe var. Oraya gittik. Nargile falan içtik. İçecek falan aldık. Biraz değişiklik olsun diye Burcu'yla birlikte. Yatacağız şimdi. Taksicinin numarasını aldım. İnşallah yarın onu tekrar arayıp bizi alacak buradan. Buradan da hastaneye gideceğiz arkadaşlar. Umarım çocuğumuzu göreceğiz ve sıkıntısız olduğunu göreceğiz inşallah. Ve oraya da sizi götüreceğim bu sefer ki siz de görün. Ben çok heyecanlıyım çünkü aşağı yukarı bir ay oldu görmeyeli ve onu yarın tekrar göreceğim. Yarın pazartesi arkadaşlar ve umarım güzel bir şekilde hafta sonunda atlatmışsınızdır. İnşallah hep birlikte yarın bu güzel anı, yani hem ben önden yaşayacağım. Biliyorsunuz videolar 2-3 gün sonradan geliyor çünkü bayağı bir videolar var. Gelen daha 2 tane video daha geldi bundan önce. İnşallah onları da beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bildiğiniz üzere baba oluyorum ve yakında bu kanal daha fazla bebekle alakalı olacak. Sonradan baba olacak arkadaşlar varsa veya anne olacak arkadaşlar varsa hepinizle aynı heyecanı paylaşıyorum. Yani ben paylaşıyorum, Burcu ayrı bir paylaşıyor. Çünkü sonuçta o 7-24 çocukla birlikte geziyor şu an. Ve denizde falan böyle artık böyle ellerini iyice ne hissediyorsunuz, kolunu hissediyorsunuz, ayağını hissediyorsunuz böyle. Değişik bir duygu böyle. Geçen geç saatteydi, Burcu dalmıştı galiba. Ondan sonra bir bakayım dedim, uyuyor mu çocuk diye veya uyanık mı çocuk diye. Dokundum böyle sararsınız ya, elime ayrı bir kuvvet geliyor. Şu burama ayrı bir, böyle koluma ayrı bir kuvvet veriyor. Yani size yemin ediyorum var ya. Yani mutluluktan böyle uyuyamadım ha. Böyle bir saat boyunca onunla konuştum, eğlendim. Ondan sonra böyle çok güzel bir duygu. Ve inşallah dünyaya geldiği zaman hepimize çok mutluluk saçar. Allah'a şükürler olsun, mutluluğumuz Burcu'yla her zaman en üst seviyede. İnşallah Allah nazarlardan saklar. Arada bir nazar değiyor, oluyor tabii. Niye? Çünkü iyi anlaşıyoruz.
deli dolu anlaşıyoruz. Bazen birbirimize dalga geçerek anlaşıyoruz ama anlaşıyoruz sonuçta ve nazar ediyorlar arkadaşlar. Veya denizden çıktığı zaman böyle burcunun göbeğini sevenler çok var. Uzaktan çok seven var. Ve inşallah çocuk mutlu mesut bir şekilde dünyaya gelecek arkadaşlar. Ona elimizden geldiği kadar her şeyin en güzelini layık bulduğumuzdan dolayı en güzel şekilde ona güzel güzel eşyalar aldık ve almaya devam ediyoruz. Yarın bankaya gidip bu hediyelikler, hastane çıkış hediye, yani hastaneye gelen arkadaşlarımız, dostlarımız boş yere dönmesin diye onlara da hediyelikler falan sipariş verdik. İnşallah çok güzel bir şekilde geriye kalan son 2,5 ayımızı geçireceğiz. Bu heyecanla. Ondan sonra onu büyütme heyecanı başlayacak ve ben bunları her şeyi teker teker kameraya çekeceğim arkadaşlar ve her gün sizlerle bunları paylaşacağım. Çünkü ilk defa baba olacağım. Burcu ilk defa ne olacak ve bunun heyecanını size yemin ediyorum var ya anlatamam. Aranızda seyreden arkadaşlarımız falan varsa hamile olan, sizin de heyecanınızı şu an böyle içten hissediyorum arkadaşlar. İnşallah çocuğumuzla birlikte müthiş videolar çekeceğiz. Diğer insanlar gibi çocuğu eksik etmeyeceğim videolardan. Ama diyorlar ya işte çocuğun 40'ı çıkana kadar sana alemde veya orada burada göstermeyin. Ben buna inanıyorum arkadaşlar ve o yüzden çocuğu ilk başlarda göreceksiniz. Evet ama yüzünü falan göremeyeceksiniz de. Ama 40'ı çıktıktan sonra size söz veriyorum her vlogumda onunla birlikte çekeceğim. Çocuğumuz inşallah bu dünyaya ve büyüyeceği zamanlarda ve bunları aklı erdiği sürece kendisi de görecek. İnternette babam gibi böyle böyle yapıyordu, annem gibi böyle böyle yapıyordu. Benim için bu kadar ilgilendiler vesaire vesaire. Bunları hepsini izleyebilecek ve bu bir çocuk için çok müthiş bir olay. Eskiden belki de annelerimiz, babalarımız da böyle bir şey yapmak isterdi. Ama o zamanki fırsatlar ve imkanlar bunu göstermiyordu. Belki de aşırı şekilde güzel videolarımız da vardır. Bebeklik videolarımız, fotoğraflarımız, sünnet fotoğraflarımı gördükçe böyle gülüyorum arkadaşlar. Ondan sonra böyle kız kardeşlerimin o zaman babam bize şey almıştı böyle oyuncak pastane mi diyeyim, oyuncak fırın mı diyeyim öyle bir şey almıştı veya mutfak mı diyeyim öyle bir şey. Biz orada böyle 3 kardeş oynuyorduk. O zaman da erkek kardeşim Bilal sonradan geldi. 99'da geldi. Biz 99'a kadar çok imkanlarla büyüdük. Yani Allah razı olsun babamdan olsun, annemden olsun. Onlar bizi çok iyi bir şekilde büyüttüler, eğittiler ve her türlü her şeyi aldılar. Yani bu gözlüğümün sebebi bile PlayStation'da erken yaşta başlayıp televizyonun karşısına kalkamamdı. Ve öyle yani. Artık bundan sonraki vloglarımız daha fazla çocukla ilgili olacak. Çünkü Almanya'ya vardığımızda IKEA alışverişi, bebek odası, ondan sonra boyama işleri, ondan sonra gelen hediyeler vesaire vesaire. Hem o zamana kadar da sizlere çocuğun cinsiyetini de söylemiş oluruz büyük bir ihtimal. Neyse arkadaşlar, uzun lafın kısası ben yatayım artık, çok yoruldum. Buraya gelene kadar bayağı stres, şu bu derken yorulduk artık arkadaşlar. Burcu da bayağı yoruldu. Suratından uyku akıyor. Yo, ben gelirken arabada 5 kişi üst üste geliyoruz. Bir de eşyalar var falan derken böyle çok sıkıldım geçen. O yüzden bugün de öyle olmasın. 1,5 saat yol geldiğimiz için hemen uyudum. Bilerek, yoksa dayanamazdım. Aynen. Neyse, kameranın şarjı bitiyor. Evet, hakikaten şarjı bitiyor ya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. Takipte kalın. O da yarın olacak. Yarın sizi hastaneye götüreceğim arkadaşlar. Niye? Çocuğumuza bakmaya gideceğimizi söyledim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olun. Beğenin. Takip edin. Instagram'dan bakın. Instagram'a da çok çok soru atıyorum bu aralar. Maşallah maşallah. Hakan'ı destekleyin, Hakan'ın hobisini. Vallahi aşırı şekilde bu hobiye oldum ya, odaklandım. Bizi de içine çekiştiriyor. Herkesi.
Hatta Almanya'ya vardım, size yeni bir açılım paketi yapacağım İlk arkadaşlar. İlk videomuzu hatırlıyorum, daha eşten geldim, yemek hazırlıyordum, çekmiştim. Evet. Çektiğinin bile farkında değilim doğru düzgün. Saçma sapan. Evet. Ama baş... fark etmez. Ne olacak sanki? Evet. Hadi arkadaşlar görüşürüz, kendinize iyi bakın. Üstümdekini çıkarayım artık, yapıştık birbirimize.